Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konum benim Borsa İstanbul'un ciddi bir performans göstermesi sonucunda birçok yan tahtalarda hatta bazı Bist 30 hisselerinde buna Arçelik falan gibi, Koç Holding gibi iyi performans göstermesine rağmen bu Bist 30da finansallarını beğendiğim, pozisyonlarını beğendiğim, sektörünü beğendiğim iki tane sektörden bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri GEO'lardı. Birisi iş GEO, diğeri emlak konut GEO'ydu. Ya lakin dün bu hafta iş GEO %10 bir prim artışı yaptığından dolayı bunlardan hangisi geri kalırsa benim gözüm onlarda olabileceğini sizlere bir önceki videomda belirtmiştim. Bu durumda Emlak Konut GYO daha pozitif şu an gözümde. Çünkü neden? Eğer olası Borsa İstanbul'da geri çekilme olursa bu hafta veya önümüzdeki haftalarda kesinlikle bu tip hisseleri takip edeceğim. O yüzden bir önceki videomda bazı hisseleri size belirtmiştim. Ancak hepsini tek tek ciddi bir şekilde analiz etmemiştim. Oysa bu sektörlerden baktığımızda benim ciddi olarak baktığım ve hoşlandığım Turkcell'dir. Turkcell'e baktığımızda daha detaylı bir bakış açısı yaptığımızda Turkcell'in nispeten diğerlerine göre mesela bankacılıkta Akbank garanti baya bu hafta iyi performans gösterdi. Özellikle Akbank çok iyi performans gösterdi. Ancak telekom sektöründe de Türk Telekom'un yükseldiğini o söylemiş olduğum hisselerde Turkcell'in yükselmediğini görüyoruz. Turkcell'i enine boyuna ele aldığımızda peki benim kendi naçizane düşüncem ne olabilir? Turkcell'in 2 tane büyük dezavantajı var. Bunlardan birincisi sürekli el değiştiren ortaklık yapısı. Yani en son benim bildiğim İsveçlilerdeydi. İsveçliler sanırım hisselerini satmışlar. Biraz sonra ortaklık yapısına bakarız. Bir başka bir firmaya satmış. O firma başka bir firmaya satıyor. Yani işin açıkçası risk olarak görebileceğimiz en büyük şey sürekli değişen ana hissedarın e, kimliği. Yani işin açıkçası şirket patronu. Şirket patronu neden değişiyor? Niye bu kadar sık değişiyor? Bunu tabii ki ancak genel kurullarda veya yönetim kurullarında öğrenebiliriz, görebiliriz. Bence en büyük risklerden bir tanesi Türksel'de şimdilik budur. Diğer risk nedir? Diğer risk Türkiye Cumhuriyeti devletinin özellikle iletişim sektörüne yapmış olduğu vergi baskısı. Yani iletişim sektöründe özellikle cep telefonu olsun, internet olsun çok ciddi özel iletişim vergileri, KDV'ler, özel iletişim tüketim vergileri gibi yani sektörün neredeyse gelirinin %38'i, %40'ına varan kısmı vergi olarak kesilmesi. Bu iki tane dezavantajı cebe koyduktan sonra avantajlarına bakalım. Avantajları nedir? Avantajları bir kere altyapıyı kuruyorsunuz. Bir kere altyapıyı kurduktan sonra artık ondan sonra sadece sistemin sevk ve idaresi kalıyor. Sevk ve idaresi ve amortisman masrafları kalıyor. Bunları da zaten her şirketin olur. Yani bir şirketi siz kurduğunuz zaman onu sevk ve idare edecek. Onun amortisman masrafı her şirkette olacaktır. Türksel'de de var. Diğer şirketlerde, Türksel'de olmayıp da diğer şirketlerde olan şey nedir? Gerçekten ağır bazı bakım ve maliyetlerdir. Mesela bir otomotiv fabrikası veya ağır demir-çelik sanayi gibi hizmetler. Bunların masrafları, giderleri çok fazla. Oysa Türksel, altyapıyı döşedikten sonra son derece karlı bir sektör. son Zaten bunu finansallarında da göreceğiz. Bu karlı sektörde de parayı kazanıyor ve bundan sonra sadece sistemin sevkli idaresi var. Sevkli idaresi yaparken de, ikamesini sağlarken döşeyeceği, Altyapılar, antenler, vericiler veya fiber optik kablolardır. En fazla Türksel'i etkileyen bilançolarda personel gider masrafıdır. Ancak finansallarla ben size çok fazla sıkmak istemiyorum. Türksel'e baktığımızda nakit akış dengesinde oldukça iyi olduğunu görüyorsunuz. Yani şu şekilde yani bazı şirketler vardır senet, çek, ihale usulü çalışırlar otomotiv şirketleri, ağır demir-demir çelik sanayi, ithalat ihracat firmaları. Bunlar bazen bir kalemde çok ciddi zararlar yazabilirler. Mesela bir ihracat ve ithalat şirketi ciddi bir kalemde mal ihraç eder. Karşısında mal gelmez veya malda gecikme olur. Çok ciddi kuru zararı yazar, vade zararı yazar. Ama oysa bu tip sektörlerde Türksel, Türk Telekom gibi, Vodafone gibi sektörlerde nakit akış dengesi çok iyidir. Yani sizler iki fatura ödemediğiniz takdirde hizmetiniz kesilir. Türksel'in yiyeceği kazık en fazla 40, 40, 40 lira fatura başından 80 liradır. Siz iki ay 80 liralık faturayı ödemediğiniz takdirde hizmet size vermez. O yüzden çok hızlı bir nakit akışı vardır. Fazla borçluluğu yoktur. Borcu iyi idare eder ve hızlı çevirir. Bunlar sektörün çok ciddi avantajlarıdır. Bunlar avantajları olmasına rağmen ben bilançoya baktığımda bilançoda Türksel'in yabancı kur riskini de iyi yönettiğini düşünüyorum. Türksel'de hazine bölümünde çalışan uzmanların ve arkadaşların özellikle kurda %10 ani artış veya kurda %10 ani geri çekilmelerde hem dolarda hem euroda oldukça başarılı olduklarını görüyorum. Ayrıca pandemi sürecinde Türksel gibi bir sektörde karlarını arttırarak yoluna devam eden ender sektörlerden bir tanesi. Kaldı ki pandemi kalksa bile yine Türksel karlılığını devam ettirecek. Bu da artılardan bir tanesi. Bir diğer artı Türksel'de ciddi oranda kar payı vermesi. Yani bundan önce pandemi sürecinden önce neredeyse Türksel 6 ayda bir 3 ayda bir kar payı veriyordu. Oysa şimdiye baktığımızda neredeyse kar payını azaltmasına rağmen her yıl bu kriz sürecinde bile birçok ağır sanayiden, büyük şirketlerden, ithalat ihracat firmalarının, GYO'lardan, bankalardan çok daha iyi temettü verdiğini görüyoruz. Böyle alt alta overall topladığımız zaman artılarıyla eksileriyle Turkcell artısı çok olan bir firma. Ancak 148 bin endekse baktığımızda diğer firmalara göre Turkcell'in bir türlü fiyatlanamadığını görüyoruz. Yani diğer firmalara rahatlıkla söyleyebilirim %15 %20 daha iskontolu. Ama bu demek değildir ki bugün Türksel pazartesi günü Turkcell alın haftaya cuma tavan olacak. Böyle bir şey değil. Yani finans sohbet asla tavan veya taban şirketlerle firmalarla filan ilgilendiği yok. Ben burada bir değer analizi yapıyorum ama fiyatı tahtacı belirler veya spekülatör belirler. Sadece burada ben size bir Işık oluyorum veya bir manzara sunuyorum veya bir opsiyon sunuyorum. Ben şöyle yaparım diyorum. Hisse geri çekildi, endeks geri çekildiği zaman endekste %10'luk bir geri çekilmedi. Benim gözüm direkt Türksel'de olur. Çünkü finansallara baktığımızda şu an 16 liralarda Türksel. Eğer 13 liralara 12 liralara gelirse ben gerçekten Türksel'de çok ciddi bir şekilde pozisyonlanabileceğimi sizlere ifade ediyorum. O yüzden pusuya yatmış bir kurt gibi bu şirketleri biliriz. Ben bir sürü yüzde 500 tane şirketi incelemek gerçekten çok zor. Bunların finansallarını, bunların yükümlülüklerini, bunların faaliyet durumlarını, raporlarını kafada tutmak gerçekten çok zor. O yüzden 500 tane hisseyle uğraşana kadar yüzde 5 tane 10 tane şirketin finansallarını, pozisyonlarını, alış kademelerini, dirençlerini, desteklerini, mali tablolarını bilirsek zaten kısa sürede çok çabuk karar verir ve ona göre pozisyon alırız. Ayrıca şirketi tanımak bize bir özgüven verir ve geri çekilmelerde olası hisselerde girdiğimiz noktalarda maliyetlendiğimiz noktalarda zarar yazdığımız zaman bizi panikletmez. Turkcell'in bir hem teknik analizini yapalım hem bilançosuna bakalım ondan sonra tekrar dönelim. Bu finansalları Turkcell'in kendi sayfasından bulabiliyoruz. Çeyrek finansal sonuçları finansal veriler ve operasyonlar bölümünden buradan geldiğimizde 3. çeyrek sunumlarına giriyoruz. Ancak ise bundan önce ben bir ortaklık yapısını göstermek istiyorum. Faaliyet raporumuz. Buradan arama raporundan yatırımcı ilişkiler kurumsal yönetimden ortaklık yapısına geldiğimizde bence Türksel'in en büyük risklerinden bir tanesi budur. Baktığımızda TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi şirket payının %26.2'sini şirket sermayesinin 576 milyon 400 bin liralık kısmını elinde tutuyor. Imtis Holdings SARL ise 19.8'in elinde tutuyor. Halka açık olan kısmı ise %54 ve toplamda %100'lük bir kısmı 2.2 milyar TL sermaye ile Türksel devam edebiliyor. Bence en büyük risk 2 gün sonra 3 gün sonra şunların bir başka insanlara hisselerini devretmesi veya satması olabilir. Benim en son takip ettiğimde Norveçli birileri en büyük hissedardı. Burada tüksel, burada Türksel grubuna geldiğimiz 3. çeyrek 2020 6 Kasım 2020 tarihinde finansallarına baktığımızda genel bakışta burada büyüme ve karlılıklarını görüyoruz. Operasyonel verilerini görüyoruz. Bunlar hep ben size, bu şey burada değil. Ben aslında, aslında şeyde anlatacağım. Bakın burada Fabök marjı diyor. Fabök Fabök değerli arkadaşlar ben sizlere şimdi şu sol üst köşede yayınladığım FAFÖK marjı nedir? Yani faaliyet, amortisman, vergi öncesi kar. Ve bu nasıl hesaplanır? Hisselerde ve şirketlerde nasıl kullanılır? Onları şu köşedeki videomda size aydınlatıyorum. 6 veya 7 dakika bunu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum ki hisse değerlendirmelerinde çok kullanılan pratik güzel bir yöntemdir. Burada operasyonel göstergelere bakıyoruz. Bunları finansalları grafiklere dökerek grafiklerle anlatıyor. Bunu geçiyorum ben. Hemen buradan sermaye piyasası kurumunun raporlarına geliyorum. Bu raporlarına geldiğimde Türksel'in, şimdi şurada baktığımızda Türksel'in varlıklarına bakıyoruz. Dönem varlıkları. Geçen sene Aralık ayı itibariyle 2019'un 10 milyar TL dönem varlığı varken Türksel'in 9 ay sonra neredeyse %35 artışla 9 ay içinde dönem varlıklarını 3,5 milyar TL arttırarak 13,5 milyar TL'ye getirdiğini görüyoruz. Toplam dönem varlıklarını ise geçen senenin 12 Aralık ayına göre şimdi ise 19 milyardan 22 milyar 693 milyona getirdiğini görüyoruz. Duran varlıklarına baktığımızda da 26 milyardan 28.8 milyara ve toplam varlıklarında sadece 9 ayda 45 milyardan 51 milyara yani 6 milyar TL Türksel hem dönen hem duran varlıklarını bu pandemi sürecinde arttırdığını görüyoruz. Devam ediyoruz finansal yükümlülüklere. Finansal yükümlülük kısa vadeli finansal yükümlülük baktığında Türksel'in 12 milyar TL bir borcu var. Bu 12 milyar TL borcu 12.6 milyar TL borcunu bu 9 ayda 11.8 milyar TL'ye indirmiş. Burada gördükten sonra ileride göreceğiz kısa vadeli borçlarını Türksel azaltıyor ama uzun vadeli borçlarının yabancı şirketlerden almış olduğu dolar ve euro borçlarıyla Yatırımlarına devam ediyor ve burada baktığımızda uzun vadeli yükümlülüklerden 12.6 milyardan 16.8 milyar TL'ye getiriyor. Yani bunları nerede kullanıyor? Yatırımda kullanıyor. Çıkardığım zaman bu şekilde 12.6 dediğimde yaklaşık önümüzdeki yıllarda yüzde 33'lük bir büyümeyi türksel planlıyor olabilir. Uzun vadeli yükümlülüklerde burada toplamda 14'ten 19'a geldiğini görüyoruz. Öz kaynaklara baktığımızda Türksel geçen yıl 18 milyar TL öz kaynağı varken bu Eylül ayı itibariyle 20.3 milyar TL öz kaynaklara geldiğini görüyoruz. Türksel'in en önemli şeylerinden bir tane şudur. Türksel geçen sene 3 milyar 690 milyon lira kar etmiş değerli arkadaşlar. Oysa şimdi 9 ayda 2 milyar 935 milyon lira bu pandemi sürecinde kar etmiş. Ve eğer bunu yıllıklandırırsam geçen seneden en az 300-400 milyon TL fazla olarak bu sene kar gelecek. Yani 3 milyar 913 milyon TL kar gelecek bu sene. Peki net kâra bakar mı finans sohbet? Evet net kâra bakar. Ancak net kâra baktıktan sonra asıl önemli olan faaliyet kar esas faaliyetlerinden kârıdır. Yani şirketin esas faaliyeti nedir? İnternet satmak. Şimdi bazen bazı arkadaşlar şu konuda yanlış yanlış yapıyor. Yapmış olduğu yanlış şu: net fa net kar'a bakıyoruz. Net kar bazen değerlendirme de değerleme yoluyla da yapılabilir. Adam bir arsa satar, mesela diyelim ki bir şey yemek şirketi, yemek şirketinin direkt net karına bakmak yanlış olur. Neden? O adamın net faaliyet karına bakacaksınız. Yani bu adamın bir anda net karı artmıştır, ama yemek satarak mı artmıştır? Yoksa duran varlıklarında bir arsası vardır, arazisi vardır, arazisini satarak mı net karını arttırmıştır? Yani bir yemek şirketi arsa satışıyla o yıl net karını arttırmışsa o ise çok avantajlı değildir. O yüzden net kara da bakılır ama asıl bakılması gereken esas faaliyetlerden kardır. Yani net faaliyet kârıdır. Bu adam yapmış olduğu işten mi para kazanmış yoksa duran varlıklarını satarak mı, yeniden değerleme yoluyla mı karını arttırmış? Türksel'e baktığımızda işte burada Türksel net karını arttırıyor ama net karını arttırma sebebi esas faaliyetlerinden karlılıklarla Türksel arttırıyor. Buradan baktığımızda bakın değerli arkadaşlar şurada esas faaliyet karını görüyorsunuz. Esas faaliyet karını gördüğünüzde şurada geçen sene Eylül ayında 4.66 milyar TL esas faaliyetten kar etti. Oysa 2020 yılına baktığımızda 7 milyar 79 milyon. Yani Türksel esas faaliyetinde neredeyse %100 esas faaliyetlerinde karını arttırmış. Bu önemli bir şeydir arkadaşlar. Bunun altını çizmek istedim. Bakın dönem net karına baktığımızda 2 milyar 937 milyonu görüyoruz. Bu yıl geçen yıl ise 3 milyar 690 milyon. Bunu da yıllıklandırdığımız zaman 3 milyar 913 milyon kar olacak. Bunları geçiyoruz. Çok fazla bu dipnotları uzatmak istemiyorum sizleri sıkmamak için. Bir tekniğine bakalım Türksel'in. Bu Mart ayından itibaren pandemi sürecinden itibaren Türksel'in ana trend main trendi. Bakın görüyorsunuz. Şunu da kırmızı yapayım sizler için. Bakın şurası pandemi olduğu dönem yani Mart 2020'de pandeminin Türkiye'de patladığı dönem ve Turkcell'in performansı yükselmiş ve trende gelmiş hatta bazı yerlerde iğne atmış ana trende ve ana trende geldiğimizde Türksel'e baktığımızda endeksimizin 148 bin lira kadar çıkmasına rağmen Turkcell'in şuradan yukarıya doğru sadece ana trendden main trendden %5.61 yukarıda olduğunu görüyoruz. Evet değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım hissenin hem değer analizini yaptıktan sonra hem de fiyatını gördükten sonra Türksel'in eksilerini, artılarını, pozitiflerini ortaya koyduktan sonra bence en önemli şeylerden bir tanesi Türksel ben şirketlerin baştan dediğim gibi karlılığından ziyade net faaliyet karına bakarım. Net faaliyet karı çok önemli arkadaşlar. Bir şirket acaba esas faaliyetlerinden mi kar etmiş yoksa başka şeylerden mi kar Siz bir cam üreticisi olabilirsiniz. Siz acaba cam satarak mı dönemsel karınızı arttırdınız yoksa bir yerde bina satışı yaptınız, tarla satışı yaptınız, karınızı dönemsel olarak mı arttırdınız? Dönemsel olarak arttırmak sizi hataya sürükleyebilir. O yüzden sadece ne dönem karına bakmak değil, bazen esas faaliyetlerden net faaliyet karına da bakmak çok önemlidir. Türksel'e bu şekilde baktığımızda Türksel hem net faaliyet karını arttırmış hem de esas faaliyetlerinden olan karlılıklarını arttırmış. Ancak buna rağmen 148 bin endekste çok iyi fiyatlanamamış. Sadece çizmiş olduğumuz ana trendten %5 yukarıya doğru gidebilmiş. Eğer olası endeksimizde kar satışı gelirse ben Türksel'i ciddiyetle takip edeceğimi düşünüyorum. Bu bağlamda bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin Asla birer yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Yeni, i̇yi yıllar diliyorum. 2021 inşallah ülkemize, milletimize, vatanımıza, borsamıza, herkese hayırlı kazançlı olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Mutlu yıllar.